Benim hocam bir özel sebebim sizi aramaktaki sebebim şu. Ben Saad diye bir kitabı için Sincan bölgemizde sizin ilazın yeri var. Oraya gittim. Hem kendime hem de bir arkadaşım için almıştım orada Saad diye bir kitaplarını. Bana oradan 3-4 tane kitap hediye ettiler. Yalnız Ahmet Hulusi kim hocam? Bunun kitaplarını hediye ettiler bana oradan. Ben, nerede? İlaz mağazasından mı? Evet ben İlaz mağazasından. Ahmet Hulusi'nin kitabını hediyette de o kitapları da bir iki şey okudum. Bana biraz ters geldi. Nereden arıyorsunuz? Sincan'daki sizin icrazın yerinde. Ankara Sincan efendim. Tamam. Bana oradan 3-4 tane şey verdiler. Dua ve zikir kitabı falan diye bir sürü şey yaptılar. Mesela orada o dua ve zikir kitabını orada bir şey okuyunca ben tamamen kafamı bozdu. Ben de okumaktan vazgeçtim. Bu kitaplarda bir sakınca var gibi geldi bana biraz. O konuda da bir bilgi rica edeceğim. Biraz değil sakıncalı. Orada sakıncalı yeni gelen bir hocam? Tanesi kendi inisiyatifiyle onları toplamış veriyordur. Tamam efendim ilgileniriz. Vallahi çok sevindim hocam. İskat yok, dev yok diye falan bir şeyler yazmış içine. Ben de bunda ne yapayım ben? Yırtıp çöpe atsam mahsur yok değil mi? Evet. Evet. Kağıt konteynerlerine atabilirsin efendim. Tamam. Tamam efendim. Çok sağ olun. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Bu dinleyicimizin son bir suali var. Şimdi dedi ki ben dedi Ankara Sincan'da dedi sizin bir yerinize. Ya Türkiye'de siz bürosudur veya ihlas mağazalarından birisidir. Çünkü bu bürolarda da dağıtıcı olarak yani bu meseleleri bilmeyen çünkü eleman bulmakta zorlanıyor. O pazarlamada da öyle. Yani pazarlamacıdır. Din imam belki vardır yoktur işte birazcık işte piyasadaki insanlar gibidir falan. Onlar da getiriyor. Din kitabı deyince önüne gelen her kitaba din kitabı diye bakanlar var. Gelip de bu müessese neyi anlatıyor, neyi bildiriyor, neyi anlatıyor deyip oturup aynı şekilde bu kitapları gözden geçireni de yok. Ondan sonra birisi de buna tutuşturduysa orada işte gelenlere bu kitapları verin sevap olur dediyse o da işte sevap olur diye gelenlere böyle de veriyordur. O bahsedilen kitapların hiçbirisi uygun değil. Zaten tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını okuyan, İslam ahlak kitabını okuyan bu ve benzeri bidat sahibi olsun, mezhepsiz olsun, zındık olsun. Bu ve benzeri kişilerin kitaplarını gördüğü zaman hemen meseleyi anlar. Şimdi bir Hakikat Yayıncılık diye bir yayıncılık var, bir de Hakikat Kitabı var. Bu ikisi farklı. Bu Hakikat Yayıncılığın kitaplarını şey yapanlar mesela TGRT FM'i dinleyip de gidiyor. Mesela orada görüyor Hakikat Yayıncılık deyince. Bu işte Hakikat Kitabı mı diyor? He diyorlar. Yani bizi Samsun'dan gelmişti. Biz de dedi ki sahtekarlık ediyorlar onu. Sahtekarlık ediyorlar. Açık mert ol ya Müslümansan. Yok arkadaş bu Hakikat Kitabevi'nin değil. Hakikat Yayıncılığın kitabı. Alırsan al de. Almazsan alma de. Sen de serbestsin ben de serbestim. Tamam mı? Ama sahtekarlık yapıyorsun. Biz sahtekarlık deyince adamlar bizi mahkemeye verdiler hemen. Efendim bizim işte bilmem neyimize falan filan şmekan. Peki ya Müslümansan oturup kendi muhasebeni yapsana be arkadaş. O zaman bir yerde elektrik kaçağı var demektir. Onun için çok dikkatli olmalı. Biz ısrarla Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitapları tavsiye ediyoruz. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadını, Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği bilgileri nakleden kitaplar bunlar. Öbür dışlarında elinize varsa onlar da imha edin.